15 Şubat komplosu biliyorsunuz bizim için bir kara gündür. Ama o kara günde kendi bedenlerinden ateş topu yaratarak karanlığı parçalarcasına aydınlığa çıkartan Veysi Abdülkadir, onun şahsında Viyan arkadaş ve niceleri vardır. Veysi eylemini gerçekleştirmeden önce çok yoğunca bir düşünceye dalmıştı. Yoğunlaşıyordu. Önderliği anlamaya çalışıyordu. Çünkü o dönem önderlik kalp spazmı geçirdiği yönünde haberler geliyordu. Veysi konuşmuyordu, düşünüyordu sadece. Ve Veysi'nin böyle bir eylem gerçekleştireceğini hiçbir biçimde biz düşünmemiştik. Ve Veysi sabah çıkıp işe gidiyorum deyip çıktı gitti. Saat 2 sıralarında telefon gelip işte Veysi yandı diye haber geldi. Veysi çorbacıda çalıştığı için biz sandık ki üstüne çorba döküldü. Sonradan olay yerine gittiğimizde Veysi hastaneye kaldırılmıştı. Ve biz oraya gittiğimizde zaten bizden önce halk oraya akmıştı. Ve Veysi'nin kendi bedenini yakarak Sayın Öcalan üzerindeki tecidin artık son bulmasına dönük eylemini gerçekleştirmiş. Bu sürece neden hiç kimse cevap olmuyor, neden hiç kimse kayıtsız kalmıyor diye bir öz eleştiri de bırakmıştı. Veysi hastaneye kaldırıldığında biz gittiğimizde ilkini görmedik. Ondan sonra diğer hastaneye sevk edildiği zaman biz Veysi'yi görme fırsatını yakaladık. Ve Veysi o durumdayken bir de başını kaldırıp ağlayan anneme, anne ağlama, ben iyiyim ve iyi olacağım dedi ve o anı hiç unutmuyorum. Veysi'nin eylemi bizim için neydi? Halen aslında eyleminin gerçekliğini anlamış değilim. Şu anlamda anlamış değilim. Bir insan için neden bedenini ateşe verir? Ya da bir insan için neden kendinden vazgeçer? Demek ki burada çok önemli bir şey var. Demek ki gerçekten burada ben insanım diyen herkes bu mücadeleye inanmalıdır. Hiç kimse bu tarih boyunca bir insan için bedenini yakmamıştır. Sadece bu Kürt özgürlük mücadelesi tarihinde vardır yani. Yani binlerce gencimiz kendi bedenlerini yakıp canlarını feda ediyorlarsa gerçekten yani bu herkesin mücadelesidir. Ben böyle anlıyorum bunu. Veysi'nin gidişi etki yarattı mı? Evet, etki yarattı. Aile daha çok mücadeleye bağlandı. Çünkü Veysi'nin gidişi hem ailede bir hüzün, bir etki yarattı. İki noktada hem hüznü yaşıyorsun hem mücadeleyi yaşıyorsun. Ama biz o hüznü yaşamaktansa bu sisteme karşı dik durmak ve mücadelemizi en has safhada yaşamayı esas aldık. Çünkü biz Veysi'nin eyleminden bunu çıkardık. Eğer ki bugün Veysi bedenini ateşe veriyorsa, bedenini ateşe verirken bir cisteri kapı sloganlarıyla her şeyi arkasında bırakıyorsa ortada bir önderlik gerçeği vardır. Bir halk gerçeği vardır yani. Ona inanmıştır ve canını o yönünü vermiştir. Bugün Veysi bizim değildir. Bu halkındır. Çünkü Veysi bu halk için kendi canından vazgeçti. Veysi'nin eyleminden sonra yeğenim 7 ay geçtikten sonra kendisi özgürlük mücadelesine katıldı. Yeğenim katıldıktan sonra diğer yeğenim 16 yaşında Abdülkadir Atilla kendi bedenini ateşe verdi. Çünkü o süreçte de cezaevlerinde yoğunca bir tecrit uygulanıyordu. Genel bir açlık grevi vardı. Ve sistemin buna sessiz kalmasına karşı kendi bedenini ateşe verdi. Abdülkadir 16 yaşında bir çocuktu. Abdülkadir'i ne kadar anladık onu sorguluyoruz kendimizde. Çünkü Abdülkadir o zamanlar yeni yeni mahalli gençliğinde yer alıyordu. Mücadeleyi tam anlamıyla kavramamıştı ama mücadelenin var olan gerçekliğini biliyordu. Abdülkadir evden çıkarken ben gidiyorum yarım saat sonra geleceğim dedi. Ve aradan yarım saat geçtikten sonra bir telefon geldi Abdülkadir kendi bedenini ateşe verdi diye. Bu da ailede çok büyük bir etki yarattı. Yani bir aileden iki kişinin bedenini ateşe vermesi yani aslında bize dönük onların bir eleştirisidir. Yani neden evlerinizde oturup bu sürece sessiz kalıyorsunuz? Önderlik varsa biz varız, önderlik yoksa biz yokuz